Evet, Mourinho'nun imza töreninden detaylar bu şekildeydi. Gerçekten taraftarın çok büyük bir ilgisi vardı. Ve Türk futbolu adına da Fenerbahçe adına da hayırlısı olmasını temenni edelim. Tabii ki son sayfada sizden gelen sorularla birlikte yorumcularımızla Fenerbahçe'nin bu tercihini değerlendireceğiz. İlk olarak Aldın Domaç bizimle birlikte. İyi geceler Aldın Domaç, hoş geldiniz. Sizi son sayfada görmeyi özlemiştik. Evet, ben de özlemişim son sayfayı. Tabii seni de özledim. Birkaç zamandır beraber olamıyoruz yani yayınlarda. Evet. O manada söylüyorum. Gerçekten iyi bir fırsat oldu. Güzel bir birleşme, buluşma oldu. Ben de teşekkür ediyorum bu manada. Biz teşekkür ederiz Aldın Domaç. Tabii bu arada X üzerinden Aldın Domaç sorular yağmaya başladı. Özellikle Mourinho Fenerbahçe birlikteliğine dair bize ekran başında izleyen sadece Fenerbahçe taraftarları değil tüm futbol severlerin gözü bugün Mourinho'nun üzerindeydi. Aslında dünden bu yana. Hatta ben şöyle bir giriş yapayım. Ozan Aydınkaya demiş ki Mourinho başarılı olacak mı? Fenerbahçe'yi şampiyon yapabilecek mi? Milyonlarca Fenerbahçe taraftarı bugün kendisine bu soruyu soruyor. Mourinho çok özel açıklamalar yaptı. Hedefinin ne olduğunu açık bir şekilde dile getirdi. Ben bir böyle genel bir giriş rica edeyim sizden. Sonra hem izleyenlerimiz ve dinleyenlerimizden gelen sorular hem de bizim notlarımız güzel bir değerlendirme yapalım. Ne dersiniz? Ceyda yapalım. Önce bir kere şuradan başlayayım istersen. Bence o tarafı bir hayli değerli. Son iki gündür Avrupa basını tamamen Türkiye'ye, Fenerbahçe'ye ve Jose Mourinho'ya odaklanmış durumda. Hatta şöyle söyleyebilirim. Bir manada Şampiyonlar Ligi'nden rol çaldı Fenerbahçe. Orada en çok konuşulan isimlerin arasında yer aldı. Böyle söyleyelim. Bir ikincisi, Fenerbahçe ve Türk futbolu adına da gerçekten çok önemli bir halkla ilişkiler, çok önemli bir pazarlama unsuru oldu. Bugünden itibaren Jose Mourinho'nun olduğu ligin değerini de bir şekilde arttıracağını düşünüyorum. Yani mesela biz hep söylüyoruz ya yurt dışında bize bakış açısı nasıl diye. Şimdi bizi daha yakından takip edecekler. Ben bugün şöyle biraz baktım. Acaba bugüne özel neler konuşulmuş diye. Sky Sports diyor ki büyük alkış ve tezahürat diyor bu olayı anlatırken. RMC Sport çılgın kalabalık diyor. New York Times imza törenini 200 bin kişi izledi YouTube kanalından diyor. Talk Sport tıklım tıklım kahraman gibi karşılandı. Yani şöyle söyleyeceğim, bütün bunların aşağı doğru sayabileceğim çok yayın kuruluşu var ama önce şunu söylemek için vurguladım bunu. İşte bütün Avrupa'nın dikkatleri Türkiye'nin üzerinde oldu. Doğal olarak da bir Fenerbahçe'nin de üzerine çevrilmiş, odaklanmış oldu. İşin bu tarafını özellikle söyleyelim. Bu Fenerbahçe'nin adının Avrupa'da daha çok duyulması adına da çok çok önemli bir transfer diye bakalım. Şimdi tabii ki sorular geldiğinde sorulara göre de yanıt veririz. Çünkü şöyle bir şey var. Herkesin merak ettiği bir başka konuda Jose Mourinho acaba Fenerbahçe'de de şampiyonluk halkasına yeni bir tane daha ekler mi? Ben şöyle baktım. 4 kez Avrupa'nın en önemli, en büyük teknik direktörü olmuş, en başarılı teknik direktörü. Bunun dışında 26-27 tane kupaya imza atmış. Hemen hemen çalıştığı her ligde kupa kazanmış ki zaten şöyle bir şey var. Diyor ki bundan sonra gittiği her ülkede The Athletic'in haberi ligi kazandı. Türkiye'de ona yeni bir ekleme yapacak diyor. Yani bu kadar da iddialı sözler kullanılıyor. Dolayısıyla yani Jose Mourinho gerçekten de belki de son 20 yıla 25 yıla damgasını vurmuş bir teknik direktör olarak Türkiye'ye gelmiş olması gerçekten bizim açımızdan değerli diyebilirim. Şimdi işin bu tarafına baktık. İstersen diğer tarafına da bakalım. Yani sportif olarak gelişmeye de bakalım. Gerçekten halkla ilişkiler, pazarlama, tanıtım vesaire gibi noktada çok çok önemli bir katkısı oldu. Peki nasıl bir hoca, nedir özellikleri? Bir kere bunlara da biraz bakmamız lazım. Ben Jose Mourinho'nun 5 temel felsefesi var. Bunu bir kere şöyle hızlıca saymak isterim. Şöyle söyleyeyim, önce gol yeme diyor. Yani savunmayı önceleyen bir teknik direktör olduğunu söyleyelim. Hızlı hücum yap. Bugün geçmişte kontratak dediğimiz, bugün geçiş hücumu dediğimiz olayı öne çıkaran bir hoca. Rakibine göre
hazırlan, rakibin zayıf yönlerini iyi belirle diyor ki bu onun belki de yükselmesindeki en önemli paylardan biri ve psikolojik savaş taktiklerini uygula diyor. Bu bazen basın toplantılarında bazen teknik adamlarla karşılıklı oluşturduğu olumlu olumsuz diyaloglardan bahsediyoruz ve takım disiplinini uygula. Bunun yanında her oyuncunun rolünü doğru bir şekilde belirler. Şimdi bu 5 temel felsefe üzerine oturan bir teknik adamdan bahsediyoruz. Şimdi şöyle de vurgulamam lazım tabii ki. Son yıllarda çok başarılı mı değil mi? Şimdi bu tartışılıyor. Şöyle söyleyeyim başarısızlık kriterini. Hani geçen sene Roma'da Konferans Ligi'ni kazandı. Yani bakıyorum ben ya çok uzun zamandır kupa alamıyor vesaire gibi cümleler kullanılıyor. Her zaman şunu vurgulamak lazım. İyi bir takım elinizde olmazsa, kaliteli oyunculardan oluşan, siz ne kadar başarılı olursanız olun, yapacaklarınız sınırlı olur. Bu manada baktığımızda iyi takımlar kurduğu takdirde başarılı olan bir hocadan bahsediyoruz. Şimdi şunları da belki yanına not olarak eklemek lazım diyorum Ceyda. Mesela söylediği şu, baskı altında daha fazla başarılı olurum diyor. Tam da yerine geldi. Baskının kralı var yani burada. Onu söyleyebilirim. Yani kendi sözlerinin içerisinde yer aldığı için söylüyorum bunu. Ben baskı altında daha başarılı olurum. 10 yıldır şampiyon olamayan, baskıyı çok yoğun bir şekilde hangi hoca gelirse gelsin hissedeceği bir ortama geldi. Bunu özellikle vurgulayalım. Tabii ki şöyle söyleyelim, hani gerçekten de gerilimden beslenen, hatta bazen gerilimi kendisi çıkartıp takım üzerinde bunun olumlu etki oluşturmasını sağlayan bir hoca. Tabii biraz işte tırnak içinde söylüyorum, biraz böyle kendini beğenmişliği, tırnak içinde yine ukalalığı had safhada. Bu tür cümleleri de zaman zaman gözlemleyeceğiz. Öyle cümleler de rastlayacağız. Bazen şöyle bir şey, rakip teknik direktörü omuz atacak. Bazen basın toplantısında bu cümleleri söyleyecek. Şimdi bu tarafını söyleyelim, böyle bir durum var. Ve biraz hani olumlu yönler söyledim Ceyda, ama biraz da bilmiyorum sorun var mı, ama ben devam mı edeyim, biraz da birkaç şöyle, tane daha. Olumsuz özelliklerine geçmeden o zaman son sayfanın geleneğini de bozmayalım. Biraz sorulardan gideyim, sonrasında evet artı yönlerinden hep bahsediyoruz. Eksi yönlerini de yine ifade edelim sizin notlarınızdan Aldun Domaç. Habil Bey demiş ki Fenerbahçe taraftarı Makedonya'dan selamlar demiş. Ben de hemen pozitif ayrımcılık yapıp memleketime selamlarımı yollayayım buradan. Türkiye'ye gelmiş geçmiş en büyük antrenör müdür Mourinho diye sormuş. Ben bunun devamını şöyle getireyim. Çok fazla yıldız futbolcuyu ülkemizde izledik, gördük ama acaba ilk kez mi bu kadar büyük bir hocayı ülkemizde görüyoruz? Kariyer açısından baktığımızda, kupalar açısından baktığımızda gerçekten de Türkiye'ye gelen en kariyerli teknik direktör olduğunu söyleyebiliriz. Ben de Makedonya'ya selam söylüyorum. Ayrıca Giresun'a da selam söyleyeyim. Oradan da gelsin birkaç tane soru diye. Gerçekten kariyer açısından çok çok değerli bir hoca olduğunu söylememiz gerekiyor. Kupalarına baktığımızda da söyleyebiliriz. Bir de yani futbolda gittiği her ülkede, İspanya'da, İngiltere'de kupalar kazanmış bir hoca olması onu farklı bir yere koyuyor. Tabii ki çok değerli hocalar da geldi bu ülkeye, ama bence o değerli hocalar arasında birinci sıraya yazacağımız bir teknik direktör olduğunu söyleyebilirim. Son 20 yıla damgasını vurmuş 5 antrenörden biri gibi lanse ediliyor. Ben de buna katılanlardanım. Doğru. Haldun Domaç. Umut Kadir demiş ki Fenerbahçe bir gecede Mourinho'yu bitirdi. Şampiyonlar Ligi finalini Real Madrid kazandı ama tüm dünya Mourinho'yu konuşuyor. Daha çok da konuşulur. Şimdi artık gözler transferde. Haldun Domaç'a sorun. Evet. Fenerbahçe Lukaku transferinin olma ihtimali nedir? Ben bu soruyu biraz şöyle şekillendireyim Haldun abi müsaadenle. Birçok yıldız ismin, yıldız futbolcunun Türkiye'ye gelmesini de bekliyor artık taraftarlar. Çünkü yıldız futbolcular için de Türkiye Ligi mi, orada Mourinho hocalık yapıyor. Daha pek çok yıldızın daha önce geldiği gibi, ama Mourinho'nun hoca olarak Fenerbahçe'ye gelmesi, hem mevcut kadroda bazı isimlerin Mourinho ile çalışmak adına takımdan ayrılma ihtimalini ertelemelerine neden olabilir, hem de yıldız futbolcuların gelme ihtimalini arttırabilir diye düşünüyor taraftarlar.
Evet, şimdi şöyle söyleyelim, biraz işin bu soruyla beraber teknik tarafına da girmemiz gerekiyor Mourinho konusunda. Tabii ki gelirken söylediği cümleler çok çarpıcı. Diyor ki ben bu takımın bozulmasını istemiyorum. Zaten hazır ve iyi bir takıma geliyor, bir kere onu istemiyor. Ve sadece 3 ya da 4 transferle geçeceğim diyor. Yani şimdi şöyle düşünelim, eğer siz bu takımı tutuyorsanız, sağ tarafta Osayi, sol tarafta Ferdi'nin olduğu, Djiku gibi çok önemli bir değerin olduğu, önünde Fred gibi, İsmail Yüksek gibi yükselen değerlerin olduğu bir takıma baktığınızda, işte İrfan Can'ı, Tadiç'i vesaire, zaten o hazır oluşmuş bir kadrosu var. Onu özellikle söyleyebiliriz. Burada 2-3 transfer, mesela bu transferler de mutlaka önemli transferler olacak. Yani sıradan transfer yapmak istemeyecek, nokta transfer. Söz gelimi şöyle bir şey var. Onunla beraber adı anılan Lukaku, onunla adı anılan Dybala. Mesela Dybala'nın Avrupa için satış fiyatı 12 milyon euro. Muhtemelen diyebilir ki verelim 12 milyon euroyu, fazla oyuncu almayalım ama Dybala'yı alalım forvet arkası olarak diyebilir. Keza benzer bir şekilde ön alan için senin de söylediğin gibi Lukaku ismi konuşuluyor. Yani serbest kalma maddesini okuduğum kadarıyla 48 milyon euro çok yüksek bir para ama kiralık satın alma opsiyonlu gibi bir seçenek de söz konusu olabilir. Chelsea'de çünkü sözleşmesi. Şöyle vurgulayalım. Bir kere oynatacağı oyuna bakmamız lazım. Çünkü üçlü oynatıyor Roma'da. Geçmişte yalnız şöyle bir şey var. Buraya çok fazla takıldı herkes. Ya üçlü oynatıyor, eyvah işte Jorge Jesus gibi mi olacak her şey gibi bir cümle var. Ama üçlü oynatırken son yıllarda üçlü oynatıyor. Elindeki malzemeye göre geçmişe döndüğümüz zaman dörtlü de oynatan bir Evet. hocaydı. Ama 3-5-2'yi, 3-4-1-2'yi daha benimsiyor. Mesela şöyle söyleyelim. Dikkat edersen Batshuayi'nin sözleşmesi uzatıldı hemen. Bunun arkasında yatan gerçek, çabuk, savunma arkası koşulları yapan, geçiş hücumlarında etkili olan bir oyuncu olması nedeniyle Batshuayi hemen kalsın, bir yıllık sözleşmesi opsiyonu kullanıldı. Mesela onun yanına bir Lukaku, ki o işte fizik gücünü de etkin kullanacak bir Lukaku çok etkili olacaktır. Temel noktalarından bir tanesi hocanın fizik güce çok değer vermesi. Bir atletizme, iki fizik güce. Şimdi eğer fizik güç olarak biraz yukarıya takımı çıkartırsa, zaten Fenerbahçe'de atletizmi yüksek çok oyuncu var. Osayi var, Ferdi var, Fred var, Szymanski var, Batshuayi var. Yani bunlar atletik performansları yüksek oyuncular. Dolayısıyla benim görebildiğim kadarıyla 3-4 nokta transferle Mourinho bu sezonun şampiyonluk için iddialı hale gelmeyi sağlayabilecek hocaların başında yer alıyor. Zaten Mourinho'nun isminin olduğu yerde bunun olması mümkün. Uzunca anlatıyorum ama daha kısa anlatayım istersen. Peki şimdi hemen son olarak işte bir eksi yönlerini de dile getirelim Evet. demiştik Haldun Domaç. Ben şöyle sorayım. Siz şimdi bir üçlü savunma dediniz ya, bu da konuşuluyor. Üçlü savunmayı duyan biz de taraftarların da bir tüyleri diken diken oluyor. Maalesef ülkemizde böyle bir gerçek var. Üçlü savunma dediğinde özellikle Fenerbahçe taraftarı Mourinho da olsa bir soru işaretiyle bakabiliyor. Doğru. Siz hem üçlü savunma sistemini hem de Mourinho'nun evet artıları çok fazla, bunları hep konuşuyoruz. Ama eksi yönlerini de belki belirtmek gerek ki siz de ifade etmiştiniz. Evet, üçlü savunma yani yapacağı bir şey. Elindeki malzeme üçlü savunmaya yatkın. Yani iki kenar beki olarak Osayi ve Ferdi gibi gidip gelen iki oyuncuya baktığımız zaman buna yatkın bir oyuncu profili elinde var. Onu söyleyebiliriz. Ama bunda ısrar eder mi? Zaman gösterecek bize. Şimdi biraz da olumsuz dediğimde şu manada olumsuz. Biliyorsun sen de çok yakından takip ediyorsun. Mourinho'yu herkes hemen hemen takip ediyor. Mourinho'nun bazı cümleleri, bazı felsefeleri var. Az önce bahsettim ama yine bir kez daha söyleyelim. Diyor ki mesela kazanmak için 1-0 1-0 oynuyorsak, 1-0 öndeysek 2'yi, 3'ü, 4'ü atmak bir kahramanlık, bir cesaret değildir diyor. Yani bunu niye anlattım? Şöyle bir şey var. Fenerbahçe taraftarı biliyorsun Aykut Kocaman'ı da çok savunma ağırlıklı, çok pas yapan bir takım, geçiş hücumu oynamaya çalışan bir takım olduğu için
tırnak içinde fazla sevmemişti. Şimdi Mourinho'da da benzer bir durum var. Mourinho'da savunmayı önceleyen, savunmadaki performansı yükseltip fizik güce dayalı o sertliği ortaya koyan bir takım hüviyetini ön plana evet. çıkartıyor. Tabii ki Fenerbahçe'de 3-4-5 atılabilecek bazı maçlar vardır ama bunun çok önemli olduğunu söyleyelim. İkinci önemli noktayı da söyleyeyim. Yani niye söylüyoruz? Topa sahip olma konusu. Biliyorsun Manchester City maçından sonra gazeteci sordu. Dedi ki Manchester City %70 topa sahip oldu. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz dedi. İsterlerse topu da alıp götürebilirler dedi. Bizim için sıkıntı yok çünkü 3 puanı ben aldım dedi. Şimdi böyle bakış açısı olan bir hoca geliyor, onu söyleyelim. Ama bütün bunun ötesinde şunu da söylemem gerekiyor Ceyda. Fenerbahçe taraftarı, Fenerbahçe camiası ya isterlerse topu da alsınlar götürsünler ama önümüzdeki sene hemen Fenerbahçe'nin karşısına şampiyon yazsın. Problem değil ne oynadığımız bence diyor. De. Yani onu özellikle evet. söyleyeyim. Peki çok teşekkür ediyoruz. Haldun Domaç. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Kolay. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Teşekkürler. Haldun Domaç'la birlikte Mourinho'nun gelişini konuştuk. Şimdi bir Mourinho'nun kariyerine bakalım. Siz de o sırada X üzerinden, Twitter üzerinden bize yazmaya devam edin son sayfa etiketiyle. Çünkü sonrasında Ozan Zeybek'le birlikte değerlendirmelerimizi sürdüreceğiz.